şirketlerine ya da büyük kurumların bir yazılım şirketi haline gelme durumu var. Bu soruluyor daha çok. Nasıl bunu deneyimliyorsunuz diye. Aslında ben buna şöyle bakıyorum. Büyük kurumlar çok önceden birer yazılım firması haline geldiler. Şimdi bunu biraz destekleyeceğim altını, bu ifademi. Anadolu Sigorta'da şu anda 1700 çalışan var. Bunun 400 tanesi teknoloji çalışanı. %25'lik bir orandan bahsediyorum. Benchmarklardan takip edebildiğimiz kadarıyla da diğer büyük sigorta şirketlerinde durum böyle. Ben hem banka tarafında çalıştım hem sigorta sektöründe çalıştım. Dolayısıyla bankacılık için de konuşacağım. Büyük bankaların çalışan sayısı şu an 20-25 bin aralığında. Teknoloji ekipleri de 2000-3000 bandında. Yani 2500 kişilik teknoloji ekiplerinden bahsediyoruz burada. Şimdi ben de size bir soru soracağım. Türkiye'de sigortacılık yazılımı yapan en büyük şirket sizce kaç kişi? Ben söyleyeyim. Yakın zamanda görüştüğüm için birçoğuyla 400 kişiden fazla değil. Anadolu Sigorta'nın da demin söyledim 400 kişilik bir IT ekibi var. Dolayısıyla Anadolu Sigorta şu anda en büyük sigorta şirketlerinden birisi. Evet, bir sigorta şirketi ama aynı zamanda Türkiye'de sigorta yazılımı yapan en büyük yazılım şirketi aynı zamanda. Yani çoktan o evreyi geçtik. Bunu tabii böyle söyleyince şey diye de sorulabiliyor. Yani bütün yazılımlarınızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Ekosisteme karşı kapalı mısınız? Hiç öyle değil. Küçük, orta, büyük ölçekli yazılım şirketleriyle bir arada çalışıyoruz. Onların yazılımlarını alıp uyarlıyoruz, beraber geliştiriyoruz. Dolayısıyla ekosistemle de müthiş bir etkileşim içindeyiz. Zaten herhalde hepsini tek başına yapabilmek çok anlamlı. Evet, çok anlamlı değil, çok şey değil. Bu arada biz Anadolu Sigorta olarak ARGE merkezi belgesi aldık 2022 yılında. ARGE merkezimin içerisinde de KOBİ'lerle ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Bu açıdan da ekosistemi müthiş bir şekilde besliyoruz. Bir yazılım şirketi kadar etkileşim içindeyiz de diyebilirim. Gerçekten çok güzel. Sigorta sektörü galiba teknoloji daha öncesinde zaten hayatımıza kattı. Biz müşteri olarak birçok konuda çok hızlı aksiyonlar alınabildiğini görüyoruz. Bunları biraz örneklendirelim. Yani otomasyonel çözümler, yapay zeka, ileri veri analitiği ya da bulut teknolojileri, makine öğrenimi. Hani biz gece yarısı acaba şu arabanın kaskosu ne kadar olur falan diyoruz ya. Siz arka planda neler yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili projeleriniz neler? Evet, teknoloji tarafı olarak daha böyle bir teknoloji fokuslu çalışıyoruz tabii. Şimdi sorduğunuz teknolojilerden bir tanesiyle başlayayım. RPA ile başlayacağım. Çünkü RPA'yı çok uzun süredir kullanıyoruz. Dolayısıyla şirket içerisinde ölçeklemesini yapabildik, yaygınlaştırabildik, içselleştirdik. Bir ondan hemen kısaca değinip öbür teknolojiye geçerek soruyu kapatacağım. RPA'yı biz 2017 yılında başladık. 2019 yılında test otomasyonu için kullandığımız platformu da RPA'yı evrilttik. Çünkü RPA lisanslarımız yetmemeye başladı bir süre sonra. Bugün itibariyle hem UiPath'i hem Selenium'u kullanıyoruz. Neden iki ürün kullanıyorsanız tabii ki lisans maliyetlerinden dolayı. 5 UiPath, 88 tane de Selenium robotumuz var. Bu robotlar 7/24 hemen hemen tüm süreçlerimizde koşuyorlar. 93 tane süreci şu anda bu robotlar çalıştırıyor. Optimize edilmiş süreçler. Evet. Robotize edilmiş diyeyim. Hep genelde bu sohbetin sonunda iyi de yani ne kazandınız, ne kazanıyorsunuz diye sorarlar. Aynı taraftayım onun için. Evet. Yine merak ediyoruz. 2023 yılı içerisinde 93 FT'lik bir kazancımız oldu. Yani 93 kişi ek çalışıyormuş gibi bu robotlar bu işleri yaptılar. Yani bir teknolojiyi böyle bir projede kullanınca tabii kullandım olmuyorsunuz. O ilk yatırım maliyetlerini çıkartamıyorsunuz. Teknolojiyi bu yüzden fayda sağlayabilmek için ölçeklendirmek, yani yaygınlaştırmak çok önemli. Bu açıdan da şirket içinde süreçlerinizi ve sistemlerinizi kurgulamanız ve orta vadeli, uzun vadeli stratejilerle ilerlemeniz gerekiyor. ARGE merkezleri ise bu tarz bir çözüm için, bu tarz bir strateji için çok uygun yapılar. Bu yüzden de ben genelde bu tür soruları konuşurken, sohbet ederken bir ARGE merkezine bağlıyorum. Çünkü teknolojileri yaygınlaştırmak, sürekli hale getirebilmek için bu tarz çözümlere, stratejilere ihtiyacınız oluyor. Ancak o zaman bir fayda biliyorsunuz. 2024'te ve sonrası
aslında. Bizleri neler bekliyor? Onda o sigorta neler yapacak teknoloji tarafından? Şimdi bir sürü teknoloji konuşuyoruz ya. Ve bugünkü etkinlikte de eminim. Ben bir kısmına öğleden sonrakilere katıldım ama eminim blok zincir, metaverse, hepsi o future trendlerle ilgili hepsi gündem olmuştur. Ben şunu söylemek istiyorum. Metaverse ya da blok zincir gibi kavramlar, teknolojiler kısa orta vadede Türkiye'de sigortacılık sektörüne büyük bir etki yapmayacak. Bunlar böyle 3-5 yıl önce gündem olan ama biraz sönümlenmeye başlayan teknolojiler. Ama yapay zeka evet etki edecek. Yani yıkıcı bir etki edecek. Kısa ve orta vadede de bunu bekliyoruz. Bu yüzden biz Anadolu Sigorta olarak yapay zeka projelerine ağırlık vermiş durumdayız. Hemen kısaca bir, yani iyi ağırlık verdiniz de ne yaptınız dersiniz. Hemen bir 3-4 yıllık bir tarihçi anlatmak durumdayım. Biz 2018-2020 arasında veri ambarı mimarimizi, yani altyapımızı, veri aktarım süreçlerimizi, araçlarımızı ve veri modelimizi tümüyle yeniledik. Neden derseniz bunlar ön şart. Hani prerequisite derler ya, evet. Bunlar ön şart. Bunlar olmadan değil veriden anlam çıkartmak, değer çıkartmak, bir rapor bile veremiyorsunuz. Bu yüzden bu ön şartımızı 2020'de tamamladık. Onun üzerine analitik katmanımızı koyduk. Bugün artık Anadolu Sigorta'da bu analitik katman üzerinde 43 tane analitik model çalışıyor. Analitik modelden kastım da içinde yapay zeka algoritmaları çalışıyor. Yani görüntü işleme, dil işleme, metin işleme, makine öğrenmesi, makine öğrenmesi zaten inanılmaz. Bunların çalıştığı ve uygulamalarla entegre 43 tane analitik modelimiz var. Biz artık Ar-Ge merkezinde bir müşteri ihtiyacını konuşurken büyük veriden, yani geçmiş veriden öğrenip tahmin sunma, öngörü sunmayı artık bir refleks haline getirdik. Yani tüm konulara böyle yaklaşıyoruz. Neden? Çünkü o dediğim orta vadede müthiş bir dalga geliyor. Ona da bir an önce hazırlanmamız lazım. Yapay zeka kadar bugün gündemde olmayan, biraz daha derinden gelen de bir şey var. Bir quantum computing mevzusu var. Bu inanılmaz bir şey. Böyle burada örnekler vermeye çalışacağım ama büyük ihtimal hayalimin ötesinde bir şey geliyor. Yani o hesaplama gücünü falan anlatması çok güç. Bu kısa orta vadede gelmeyecek. 10 yıl civarı bir sürede bekleniyor. Şu anda da laboratuvarlarda, Ar-Ge ofislerinde çalışılıyor bu makinalarla. Ama 10 yıl sonra geldiğinde şöyle konuşuyoruz aramızda, arkadaşlarımızla. Bütün güvenlik süreçlerimiz, hepsi, yani bugün konuştuğumuz bütün güvenlik çözümlerinin değişmesi gerekecek. Çünkü karşımızdaki makina bugünkü kaslarımızı aşacak ve her şeyi değiştirmek zorunda kalacağız. O yüzden teknoloji profesyonellerinin bugünlerde, tamam 10 yıl var ama bugünlerde bu konuyu böyle yakından takip etmeleri gerekecek. Yani metaverse ya da blok zincir gibi değil, bayağı bir hayatımız bu konuda değişecek. Ben bunu da belirtmek istedim. Pandeminin etkisiyle hızlı adapte olduğumuz başka teknolojilerde olduğu gibi daha erken de gelebilir. Evet, tabii. Daha erken de gelebilir. Olur, kötü mü olur? Bugün biraz hani teknoloji tarafında işleri yapan kişiler için tabii ki biraz düşündürücü. İnşallah güzel olur. Biraz korkutucu. Evet, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.